İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ şehrinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ermenistan Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti ülkelerine giriş çıkışlar artık kimlik kartı ile mümkün olacak. Tigran'a girdilerden ekonomik kriz tepkisi. James Jeffrey, ABD Türkiye'ye İdlib'de yardım etmek istiyor. Konstantinopolis'te savaşa hayır diyen kampanyalar ve etkinlikler geçici olarak yasaklandı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktaları terörist gruplarla birleşti. Ulusal Sanat Galerisi ressam Bartke Sürenyans'ın 160. doğum yıl dönümüne adanan bir araştırma kitabı yayınladı. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da deprem dairesi başkanlığından alınan bilgiye göre saat 7.25'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen yapılardan 9 okul, 1159 yapının yıkımı tamamlandı. Aliki.gen'in bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalya arasında Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında vatandaşların iletişimini kolaylaştırmaya yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya varılması durumunda iki ülke vatandaşları birbirlerinin ülkelerine artık kimlik kartlarıyla giriş ve çıkış yapabilecek. Bakanlar halklar arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermeye karar verdiler. Türkiye'de ekonomik kriz karşısında yurttaşlar yaşamlarını idame ettirmekte zorlanırken intihar vakaları da her geçen gün artıyor. Diyarbakır'da yurttaşlar ekonomik krizin bilincil nedeninin hükümetin savaş politikaları olduğunu ve bunun faturasını ödemek istemediklerini söyledi. İktidarın bütün politikalarının savaş üzerine kurulu olduğu eleştirisinde bulunan uzun süredir işsiz kalan Hacı Tanrıverdi, öyle bir yaptılar ki herkesi terörist ilan ettiler. İnsanları şehirlere yönlendirdiler. İnsanları bunalttılar. İnsanların bir hayat sevinçleri vardı. Onu ortadan kaldırmaya çalıştılar. Herkes mutsuz. Bu şehre bir mutsuzluk çökmüş, dedi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. ABD, Türkiye'yi İdlib'de desteklemek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, söz konusu olanın özellikle askeri mühimmatı içerdiğini açıkladı. Türk Daily Sabah tarafından bildirilen ve birlurer.im'in aktardığına göre Türkiye bir NATO müttefiki, ordunun çoğu Amerikan teknolojisini kullanıyor. Tüm ekipmanı hazır ve çalışır duruma getirmek için bizler çaba harcayacağız. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Suriye halkına yaklaşık 108 milyon dolar yardımda bulunma hakkında açıklamada bulunmuştu. Konstantinopolis İstanbul Valiliği eyalet bölgesinde savaşa hayır diyen eylemlerin ve etkinliklerin yanı sıra Türk ordusunun Suriye'deki eylemlerini eleştirecek tüm eylemleri 10 Mart'a kadar yasakladı. Tert Ayem'in aktardığına göre bu haber Bir Gün Net tarafından bildirildi. Yasağın 1 Mart'tan 10 Mart'a kadar geçerli olduğu ifade edildi. 27 Şubat akşamı Türk ordusunun çok sayıda sivil arasında panik ve öfkeye neden olan Suriye ordusu siperleri doğrultusunda gerçekleştirdiği kara ve hava saldırılarını başlattığını hatırlatalım. Türkiye halklarının önemli bir kısmı savaşa karşı duruyor ve düzenli olarak yürüyüşler ve protesto içeren diğer etkinlikler düzenliyor. Armen Press'in aktardığı habere göre dünya basını Ermenistan Cumhuriyeti makamlarının koronavirüs ile mücadele yöntemlerinden hayrete düştü. Rus ve Türk medyası Zahkazor'daki Golden Palace Oteli'ndeki Ermenistan Cumhuriyeti'nin 32 vatandaşının izolasyonunu 5 yıldızlı bir karantina olarak nitelendirdi. Basında çıkan haberlere göre koronavirüs ile şüpheli 32 kişiyi barındıran otelin 2100 metrekare rakımda ve Yerevan'a 50 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi. Otelin olimpik yüzme havuzu ve hatta kumarhanesi de bulunuyor. Ressam, heykeltıraş, mimar Bartke Sürenyans'ın 160. doğum yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Ulusal Resim Galerisi, büyük sanatçının tüm alanlardaki çalışmalarını inceleyen bir bilimsel eser yayınladı. Kitabın yazarları Victoria Badalyan ve Ermeni Resim Sanatı Bölümü Başkanı Hayguhi Sahakyan'dır. Hayguhi Sahakyan'a göre Sürenyans'ın eseri kendi zamanının bağlamında bir takım nesnel nedenlerle yeterince incelenmemiştir.
21. yüzyılda onun bıraktığı sanatsal mirasın yeniden değerlendirme ve yeniden bir anlam verme zamanı geldi. Ulusal Galeri'deki çalışmalarını ve bu kitapta yansıtılan arşiv materyallerini incelemek ve sınıflandırmak yolunda son yıllarda çok fazla çalışma gerçekleştirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Aşk Kişer, Aşnan Kişer adlı eseri sunuyoruz. خد یاریش کنن مدر ایم یاروچ کپا کاره آره بیتر سنارک لوس نگی تاستار دهه آست وریت کچک شارک ایم یاروچ کپا. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.